Sahip olduklarını kendi çaman ve gayretin sonucu elde ettiğini düşünme e, gafletinde bulunduğu zaman insan işte o zamanda o dünya imtihanını e, maalesef başarısız bir şekilde vermiş oluyor. Hı hı. İnsanın şöyle bir tabiatı var. İyi bir şey olduğu zaman bunun kendi elinden olduğunu düşünür. Ya ben çok çalıştım işte bu malı mülkü yapmak için çok uğraştım der. Orada e, Cenab-ı Hakk'ın... E, vermiş olduğunu unutabilir evet. o zaman neye dönüşür o zaman e, Karun'a dönüşür evet. unutmaz hatırlarsa Zülkarneyn bakın iki örnek de var Evet. unutursa Karun'a dönüşür evet. şimdi bu bir imtihandır bakın bir mal imtihanından bahsediyoruz ben yaptım ben elde ettim Dolayısıyla bana ait Sadece benim tasarruf hakkı, hakkım var. Gafleti işte bu dünya hayatındaki imkan imtihanının da e, bir anlamda kayıp edilmesinin sebebidir. Halbuki insan her zaman şunu düşünmeli. Evet ben bir çaba sarf ediyorum ama Allah dilemezse hiçbir şey olmaz. Evet. Allah bir insana "Yürü ya kulum." diyecek, değil mi? Hani bu eee evet. söylenen bir şeydir. Evet. Gerçekten Allah "Yürü ya kulum." diyecek. Cenab-ı Hak eğer bir kuluna o imkanı o gayreti doğrultusunda verdiği zaman dönüp ben yaptım, ben ettim, ben işte diye cümlelerini o ben ben diye başladığı zaman işte orada Allah'ı unutmuş oluyor.